Merhaba arkadaşlar, ben Sezai Ekrem Avcı. Bugün sizlere anlam bilgisinde mecaz anlamları anlatıyorum. Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır. Örnek verelim isterseniz. Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı deyince ne anladınız? Kibriti çaktım, biletleri yaktım sandınız değil mi? Sanmadınız mı? Siz çok zekisiniz. Yandı derken biletlerimiz geçersiz kaldı demek istiyoruz. Yanmak fiilini ilk duyduğumuzda gelen anlam işte bu, ateş gibi cayır cayır yanmak. Ama bizim anlatmak istediğimiz nedir? Biletlerin geçerliliğini yitirmesidir. Ortalıkta savaş kokusu vardı deyince koku yemek kokusu gibi bir koku mu acaba? Ortalık savaş kokuyor diyebilir miyiz? Hayır tabii ki. Sanki savaşa dair bir iz veya bir belirti var. Bunu anlarız değil mi? Hemen yeni bir örnek verelim. Olaylara karşı kör ve sığırdır derken kör dediğimiz bu kör mü? Yoksa sığır dediğimiz bu sığır mı? Hayır tabii ki. Olaylara karşı duyarlılığını yitirmiş demek istiyoruz. Boş sözlerle beni oyalamayın. Boş sözlerle beni oyalamayın. Derken sözün kendisi bir torba poşet falan mı? Yani içine bir şey mi atıyoruz? Dolduruyoruz. Boş dolu diyelim. Hayır, buradaki boş bir işe yaramayan söz demektir. Evet arkadaşlar, belli başlı örneklerle size mecaz anlamı anlatmaya çalıştım. Anlamayanlar varsa yorumlara yazın. Yeni bir videoyla daha detaylı anlatacağım. Mutlu kalın.